Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım buyurunuz lütfen. Teşekkürler. Çok değerli Sayın Genel Başkanım, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli başkanları, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim öncelikle ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılını kutluyorum. Sayın Genel Başkanım, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere bugün itibariyle tam 183 günümüz kaldı. Ve biz bu sürece gelene kadar tüm analiz çalışmalarımızı tamamladık. Yol haritamızı belirledik. Özel stratejilerimizi bölge bölge seçim bölgelerine göre ayırıyoruz. Ve inanıyoruz, güveniyoruz, biliyoruz ki 31 Mart 2024'te Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin sayısını arttıracağız efendim. Halkımızı Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle ve halkımızın görmek istediği adaylarla buluşturarak sosyal demokrat ve önce insan diyen daha çok fazla belediye ile vatandaşlarımızı buluşturacağız. Efendim, hedefimiz 250 olan belediyemizin sayısını inşallah 400'e çıkarmaktır. 400 belediyemizi buluşturacağız vatandaşlarımızla. Çok çalışıyoruz. Örgütümüzle birlikte kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, tüm örgütümüzle birlikte çok daha fazla çalışacağız. Efendim kadim şehir, peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. Burada Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerimizi kapsayan buluşmamızda örgütümüzde yerel seçimler startını izninizle veriyoruz efendim. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki belediyelerimizin sayısını arttıracağız. Örgütümüzde el ele olacağız, kol kola olacağız, omuz omuza olacağız ve vatandaşımızı kucaklayacağız. Bu yıllarca iktidar tarafından, özellikle bu bölge, yıllarca iktidar tarafından kaderine terk edilmiş durumda. Belediyecilik hizmetleri temel bir hak olarak değil, vatandaşı müşteri gibi gören bu mantıkla yönetilmiştir maalesef. Önümüzdeki süreçte bizler yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi modeliyle hesap veren, kalkınan, kazanan, büyüyen ve önce insan diyen anlayışı inşallah bu topraklarda egemen kılacağız efendim. Bugün başta 11 büyükşehir belediyemiz ve var olan tüm belediyelerimizin örnek hizmet ve projelerini Türkiye'nin dört bir yanına ve Güneydoğu Anadolu bölgemize ulaştıracağız. Şimdilik Türkiye genelinde sadece 11 büyükşehir belediyemiz olmak üzere bütün belediyelerimizin marka haline gelmiş olan örnek hizmet çalışmalarını, projelerini Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarlasını elektrik ücreti nedeniyle yeteri kadar suyla buluşturamayan çiftçinin kaderine terk edilen ve yurt dışına çıkmak için her yolu deneyen gençlerin sorunlarını biliyoruz, çözüm önerilerini hazırladık efendim. Biz Şanlıurfa'nın, Malatya'nın, Kahramanmaraş'ın ve tüm bölgenin sorunlarına talibiz. Ve bu sorunları çözmeye de kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlayışının altında aslında Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi var. Bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde ulu önderimizin, Atatürk'ümüzün şu ifadeleri yer almaktadır. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlayışla çalışıyoruz ve çalışacağız.
Hatırlayalım, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilir diye vatandaşlarımızı aldatmaya, kandırmaya çalıştılar. Ne oldu? 2019'dan bugüne kadar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yönelik sosyal yardımlar katlanarak artmıştır. Üstelik sosyal yardımların iktidarın yaptığı gibi bir şova dönüştürmeden, yani sağ elin verdiğini sol el görmeden yaptık. Dar gelirli vatandaşlarımızın yoksulluğu üzerinden prim yapmadık. Yalnızca hizmet götürdük. Pandemi döneminde iktidar maske bile vermeyi beceremezken, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz zor durumdaki vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için birlik beraberlik içerisinde seferber oldular. İktidarın yanlış politikaları ve tercihleri, kendi deyimleriyle irrasyonel uygulamaları nedeniyle yerli ve milli paramız pula dönerken düşük gelirli vatandaşlarımız maalesef fakirleşti. Fakir vatandaşlarımız ise maalesef hayatta kalma mücadelesi içerisinde. Yoksul ailelerdeki çocuklarımız yeteri kadar beslenemediği için fiziksel gelişmeleri maalesef sağlıklı olamıyor. Sayın Genel Başkanım, sizin hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek talimatınızla çalışan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz bütün ama bütün engellemelere karşın, göstermelik soruşturmalara karşın, her türlü engele karşın kendi sorumluluk bölgelerinde hem de Türkiye'nin dört bir yanında zor durumdaki, sıkıntıdaki gençlerin, çocukların, kadınların, öğrencilerin, yaşlıların yanında olmuşlardır efendim. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizde talimatınızla hiçbir çocuk yatağa aç girmemiştir efendim. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra ilk günlerde iktidar sahaya bile inemezken Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin vatandaşın yanında olmak için nasıl bir mücadele verdiğine hep birlikte tüm Türkiye şahit oldu. Belediyelerimiz eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu yıl yüz binlerce öğrencimize kırtasiye desteği, on binlerce öğrencimize, üniversite öğrencimize barınma desteği sundu. Belediyelerimiz köylülerimize, çiftçimize, üreticimize hem tohum hem gübre desteği sağlamakta. Hem de ürünü satabilmesi için kooperatifler üzerinden aracılık yapmaktadır. Okul öncesi eğitimin temel bir unsuru olan, yine sizin talimatlarınızla kurulan kreşlere dar gelirli aileler belediyelerimiz araçlarıyla çocuklarını rahatlıkla, huzurla teslim etmektedirler. İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler varsa vatandaşa destek var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler varsa temel ihtiyaçların bir hak olduğu ilkesiyle vatandaşımıza destek olma yarışı var. Vatandaşı müşteri olarak görmeyen yurttaşlık bilinciyle hizmet aşkı, verme aşkı var efendim. Bizim tek arzumuz belediyelerimizin desteğini daha fazla sayıda vatandaşımıza bulaştırabilmek. Onun için biz hedef 400 diyoruz efendim. Hedef 400 diyoruz. Onun için hedef 400 derman belediyesi diyoruz. İnanıyoruz, biliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde başarımızı çok daha fazla arttıracağız. Daha fazla sayıda vatandaşımızı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle kavuşturacağız. Efendim, örgütümüzün, il başkanlarımızın, parti yöneticilerimizin bu süreçte birlik, beraberlik içerisinde büyük bir inançla çalışacağını sizler de görüyorsunuz. Biz bu konudaki inancımızla hem sizleri Sayın Genel Başkanım, hem değerli örgütümüzü, hem de milletimizi, hem de Güneydoğu Anadolu'da yaşayan ve bölge toplantısına bize katılan tüm illerimizin temsilcilerini saygıyla selamlıyorum ve yolumuz açık olsun diyorum efendim.